Elbisene karar vermeden önce sana bir sorum var. Hülya ile olan ilişkinizin seni çok yorduğunu görüyorum. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Biliyorsun ki biz bu programa başladığımızda ne benim ne Hülya'nın bir televizyon deneyimi, bir tecrübesi yoktu. Dolayısıyla hemen kendi duygularımızla arkadaşlık, dostluk bilmem nedir falandır filandır. Böyle olaylara girdik ve bu olayların beni nasıl yıprattığını sana anlatamam. Başarısızsın ve başarısızlığının suçunu başkalarına atıyorsun. Çok ayıp ve yazık sana. Bir kere Hülya'nın en büyük özelliğini sana söyleyeyim mi? Çok güzel manipüle ediyor insanları. Dolayısıyla ben de zaman zaman, hatta çoğu zaman onun manipüle edişlerine maalesef düşmüşlüğüm var. Kendimi ifade edememişliğim var. Bu da kesinlikle yaşına ve tecrübesine bağlı. İkincisi yine yaş konusuna geliyorsun. Burası güzellik yarışması değil güzelim. Burası karakter yarışması değil. Burası gençlik yarışması değil. Burası bir moda yarışması. Ve maalesef bu moda yarışmasının içerisinde başarısız olduğun için suçu da at Hülya'ya. Bu arada başka bir kombinin var mı? Ben bir kombin daha giyeceğim. Bak geçmişe gittim, duygulandım. Şimdi kendime geleyim. Neye duygulandığını bizimle paylaşabilir misin? Burada yaşadığım o süreç. Kaldı ki kendi hayatlarımızda da sıkıntılar olabiliyor. Bu süreçte bunlarla çok uğraştığım dönemler de oldu. Şu anda da öyle bir süreçteyim zaten. Dediğim gibi yaşım çok genç olduğu için aynı zamanda ben burada geleceğimi inşa etmeye çalışıyorum. Ve bazen çok yorulduğum zamanlar oluyor. Burada işte her şeye rağmen bütün olanlara karşı dik durmalısın. Yani asla o başın öne eğilmeyecek. Her zaman dik durmalısın. Seni daha fazla üzmek istemiyorum. İstersen bu konuya biraz ara verelim. O zaman ben gidiyorum ve geliyorum. Bay bay. Ödül töreninde sunucusun konseptinde Melike'yi bambaşka bir tarzda buluyoruz. İçine kokoş kaçmış bir Melike. Postalların da elbisenle çok uyumlu duruyor gerçekten. Altındaki postallarımla benim ama şu an. Dün podyumda Gülşah Hanım senin tarzını çok beğendiğini belirterek iş teklifinde bulundu. Samimi söylüyorum, istersen bu yarışmadan sonra sana iş teklifinde bulunuyorum işte. Gerçekten mi? Ben çok ciddiyim, şaka yapıyor gibi bir halim var mı? Diğer kızlar bu durumu biraz kıskanmış olabilir mi? Diğer kızların kıskanması da çok normal. Bana değil de bir başkasına böyle bir teklif geliyor olmuş olsaydı ben gece uyku uyuyamazdım. Bence onlar da uyumamıştır. Düşünebiliyor musun mesela Distes bu teklifin Eda'ya geldiğini? Eda 2 gün üst üste gün birincisi oğlum diye kartvizit bastırıp gelen bir kadın. Herhalde Eda'ya böyle bir teklif geliyor olmuş olsaydı giderdi bugün Gülşah Hanım'ın kartını alır, altına adını yazdırır, bütün kızlara dağıtırdı. Melike'cim koskoca Sayın Gülşah Saraçoğlu idolümüz sana bir iş teklifi de bulundu. Bulunmaz bir şey bu, bulunmaz bir nimet. Bence hiç vakit kaybetmeden hemen arkana bile bakma, tasını tarağını toplamadan direkt gitsen. Ayrıca bugün şöyle bir şey de oldu, Dilses bunu da söyleyeyim. Gülşah Hanım dün bana dedi ya hani, Elen gel yanıma diye. Bugün Eda sabah yanıma geldi ve dedi ki, Melike niye hala buradasın? Elensene, bana böyle bir iş teklifi gelse ben elenir giderdim dedi. Ben de evet gideceğim ama şampiyon olup gideceğim. Ardından Gülşah Hanım'ın eğer hala isterse yanında çalışmaya gideceğim Edacığım dedi. Buradan şampiyon olmadan hiçbir yere gitmiyorum. Gülşah Hanım teklifinizi seve seve sonuna kadar kabul ediyorum. Fakat halletmem gereken bir şampiyonluk var. Onu da halledeyim. Sizin yanınızda daha da gururlanmış, onurlanmış bir şekilde geleceğim. Başka bir kombinin var mı bu arada? Bir kombinim daha var. Onu da giyinip hemen geliyorum. Bu güzelim elbiseyle bu çantayı mı kombinleyeceksin yoksa? Hayırdır, biliyorsun paralarıma sahip çıkmak için çantamla geziyorum ve ödevimle geldim Dıssesciğim. Sen seversin bak. Ne ödevi bu böyle? Ben dün kızların her söylediğine cevap veremedim. Bazıları üst üste bindiği için konuşmalar. Sen sormadan ben bazı şeyleri söyleyeyim. Eksik bir şey varsa sen sorarsın. Hadi oku o zaman. Birincisi, Yağmur bana dedi ki dün koskoca kadınsın dedi. Nerede ne konuşulur bilmelisin dedi. Ben de ona diyorum ki nerede ne konuşulacağını bildiğim için zaten serviste konuşulanı buraya taşıdım. Çünkü rojun iki taraflı olduğunu düşünüyorum. Ne demek dersen serviste arkadaşının arkasından kötü konuşuyor. Ertesi günü sanki bunu hiç konuşmamış gibi yüzüne güldüğü için. İkincisi, bana niye gene başka bir yarışmacıyla alakalı kötü cümleler kullanıyorsun? Yine onun hakkında niye bana kötü yorumlar yapıyorsun ve yine o kıza gülüyorsun? Diğer yarışmacı da Aslı bu arada. Bir Yağmur hakkında, bir Aslı hakkında sürekli bana bir şeyler söylüyor. Belki de benim bunu podyuma taşıyacağımı bildiği için bilerek söylüyor. Kendisinin söylemeye cesareti yok çünkü. Onun dışında Hülya tekim deyip duruyor sürekli. Ben tekim, benim
kimseye ihtiyacım yok diyor. Ama her yeni gelen yarışmacının masasına oturuyor kahvaltıda istisnasız. Bugün yine benim ön masamda yeni gelen yarışmacılarla oturuyordu. Yine yarışmacılarla alakalı, hatta elenen bazı yarışmacılarla alakalı konuştuklarını duydum. Ama ne konuştular bilmiyorum. Ama isimleri duydum. Bunu da söylemek istiyorum. Artı yüzüme söylemeye cesaretiniz olmadığı şeyleri de arkamdan kesinlikle konuşmayın. Eğer bu şekilde yaptığınızı öğrenirsem size karşı tavrım çok farklı olacak. Sonuçlarına katlanmanız gerekir. Artık kombinine dönelim istersen. Elbisenin fiyatını öğrenelim mi? Fiyatı 1750 TL. Başka bir kombinin var mı peki? Evet, vardı ses. Sen kabine giderken biz de diğer kızlarımızın ne durumda olduklarına bakalım. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin Yağmur? Aynı ton bir ayakkabıyla kombinlemeyi düşünüyorum ama biraz yüksek olmalı. Çünkü eteğimin arkası biraz uzun ve boyumu biraz daha yüksek göstermesini istiyorum. Fiyatı ne kadarmış peki bu elbisenin? Fiyatı 1200 TL. Başka bir kombinin var mı? Evet, bir kombinim daha var. Hemen onu deneyip geliyorum. Sen kabine giderken biz de Roji'nin yanına ışınlanıyoruz. Roji'nin ikinci kombinin denemiş bile. Evet, dış ses aslında dünkü kombine çok uygun. Puantiye tarzı bir de güpür model. İki desen bir arada. Ama bunu giyersen podyumda büyük ihtimalle Gülşah Hanım yine gözlerini kapatabilir. Fiyatını da öğrenelim mi? Fiyat 2500. Kararını verebildin mi? Kararımı verdim dış ses. Kabine gireceğim. Ondan sonra kasada görüşürüz. Rojin seçtiği elbise için toplamda 650 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de Melike'nin yanına geliyoruz. Elbisedeki hareketler oldukça dikkat çekiciymiş Melike. Ne kadar tatlı sallanıyorlar. Fiyatı ne kadarmış peki? Bu elbisemizin fiyatı 695. Diğer elbisemizin fiyatını ben söylemeyi unuttum. O da 1200'du. Deneyecek başka bir kombinin var mı? Hayır, başka bir kombinim yok. Kasada görüşebiliriz. Melike seçtiği parçalar için 650 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de bu arada Hülya'nın yeni kombinini inceliyoruz. Şöyle bir uçuş gördüm ama bana birazcık büyük geldi. Rengi yakıştı diye düşünüyorum. Elbisenin fiyatını da öğrenelim mi? 1500 TL. Bu arada Aleyna'nın yaşadığı tükenmişlik sendromunu sen neye bağlıyorsun? Ben bir şeye bağlamıyorum. Zaten Aleyna'nın başından beri tarzı hep aynı çizgide. Kendini geliştiremem. Bağlıyorum. Ben de mükemmel bir tarzda gelmedim ama her seferinde kendimi biraz daha üstüne koyup geliştirdim. Aleyna bunu beceremiyor çünkü vizyon denen bir şey yok kadında. Yani benim giydiğim eteği zaten kopyalayıp gelmiştin. Sana bunu jüri de söylemişti Hülya giydi diye. Yetmedi. Yani bu kadar güzel bir konsepte gidiyorsun, benim giydiğim, taklit ettiğin şeyi sonra kendini tekrar taklit edip geliyorsun. Bizim artık farklı bir şeyler koymamız lazım ortaya. Yani bu kadar kolaya kaçarak finali göremezsin Aleyna'cığım. Ben sana söyleyeyim. Sen zaten kendini bitiriyorsun. Elbisene karar verdin mi peki? Elbiseme karar verdim dış ses. Hülya seçtiği elbise için doya doya modaya özel indirim alarak 500 lira ödeme yapıyor.